Simon, Fransa'da Müslümanların zor durumda olduğunu söylüyor. Dinle devlet işlerinin kesin bir çizgiyle ayrılmış olması, toplumu da dinden ayrıştırmış. Dinden uzaklaşan Fransız toplumunda her dine karşı antipati oluşmuş. Maalesef Fransa'da İslam'a iyi bir gözle bakılmıyor. Ve bugün bu ülkede yaşayan insanlar için bu bir sorun. Fransa'da Müslümanlar, Arapların göçüyle ve olaylı mahallelerde karıştırılıyor. Sorunların yaşandığı bölgeler, gelir seviyesinin düşük olduğu mahalleler. Peki o mahallelerde ne var? Çok sayıda Arap, Arap nedir? Müslüman. Fransa'da bu bağdaştırma ve özet yapılıyor. Toplumda sorun oluşturan da bu zaten. Gelir seviyesinin düşük olduğu mahallelerde sorunlar yaşanıyor. Dolayısıyla Fransızlar şunu söylüyorlar hemen. Müslümanlarla sorunlar yaşanıyor. Ve bu propaganda hemen ön plana çıkıyor. Aslında gerçeklikten çok uzak. Çünkü kasabalardan çok göç var. Yani sadece yabancı uyrukluların göçü ve sorunlu semtler yok. Fransa'da ve benzer ülkelerde bu düşünceden yola çıkılıyor. Gelir seviyesi düşük olan semt eşittir Araplar. Araplar eşittir Müslümanlar. Müslümanlar eşittir sorun, İslam eşittir sorun. Ne yazık ki bu sebepten dolayı İslam kötüdür kanaatine bu Fransa'da ve Avrupa'nın diğer ülkelerinde bu kanaate ulaşılıyor. Bu biraz da bizim suçumuz. Çünkü Fransa'da ve her yerde Müslümanlar yeteri kadar birbirlerine bağlı değiller. Semt olarak dernekler, cami eşrafında gruplar ve topluluklar var. Fakat bu gruplar, bu cemaatler çok daha büyümesi gerekiyor. Fakat maalesef ulusal ve uluslararası düzeyde Müslümanların birlikte olmamalarından dolayı sorunlar yaşanıyor. Ve maalesef ne kadar bölünürsek o kadar zayıf kalıyoruz. Filistin'e baktığımızda Fetih ve Hamas'ın amacı aynı. Fakat kendi aralarında anlaşamıyorlar. Peki bu durumda Müslümanlar arasında ittifak nasıl olacak? Kendi aralarında Müslümanlar anlaşamıyorlar fakat aynı şeyi bir düşmana karşı istiyorlar. Bölünmüş oldukları müddetçe kazanmaları imkansız. Aşağı yukarı her yerde aynı sorun mevcut ve kendi aramızda bir birliktelik oluşturamıyoruz. Ve eğer biz Müslümanlar arasında bir ittifak ve birliktelik sağlayamazsak, İslam'ı yaygınlaştırmayı nasıl başarabiliriz ki? Bugün yaşanan sorun, Müslümanlar hakkında kötü bir imaj sergileniyor olması. Müslümanların Batı devletlerinde kötü bir imajı var. Herhangi bir sözde Müslüman, devletin başında diktatör bir cumhurbaşkanı veya diktatör bir yönetici İslam adına karalanabiliyor. Bu ülkelerde cinayet işlerse veya halkın açlık çekmesine neden olursa, kadın haklarını ihlal ederse, bunları İslam adına yaparsa hemen Batı'ya malzeme oluyor. Oysa ki İslam'ın böyle bir kötü emri yok. Batı ülkelerinde İslam'ın yayılabilmesi için yapılması gereken en baştaki şey, Batı'ya, İslam'ı bilmeyenlere iyi bir örnek olmaktır. Bütün Müslüman devletleri için geçerli bu. Hangisi olursa olsun. Politik sınıf devleti İslam'ın emrettiği gibi yönetmiş olsa, bu durum Batı ülkeleri ve Batılılar için güzel bir örnek teşkil edecektir. Dolayısıyla Batı toplumunun bozuk düşünce yapılarını da değiştirebilmiş oluruz. Ne yazık ki Orta Doğu'da halen Müslümanların kanı akmaya devam ediyor.
Simon'a göre bunun sorumlularından birisi de Müslüman devlet adamları. Onlar İslami çizgilerden uzaklaştıkça zulüm de devam ediyor. Président dictateur ou un dictateur tout court qui au nom de l'islam va se permettre de faire des crimes, va affamer son peuple, va justement Şu anda birçok Müslüman ülkesinde savaş var ve terörist suikastları var. Kadınlar öldüresiye darp ediliyor. Ve maalesef bütün bunlar Müslümanlığın sırtına yükleniyor. Halbuki yalan. Böyle bir açıklama yapılıyor, oysa bunların İslam adına yapılabilmesi imkansız. Tüm bunlar Yüce İslam ile bağdaşmıyor. Ne yazık ki Müslüman ülkelerin Batı ülkelerine sergilediği imaj bu. Devlet yöneticileri kesinlikle Müslümanlığın gerektiği şekilde, doğru olacak şekilde hükmetmiyor ve aksine bunun çok daha kötü örneklerini sergiliyorlar. Müslüman devletlerinin sorunu bu. Cumhurbaşkanları, yöneticiler, krallar, hangisi olursa olsun birçoğu İslam'ın esas fikrini yitirdi. İnsanları cezalandırmadan, kötü davranmadan halkı yönetme mesajı kayboldu. Kendileri için değil, halk için yönetme mesajını kaybettiler. Doğudaki yöneticiler halk için değil, kendilerine yönelik yönetimler uyguluyorlar. Ve bu da sonuçta sorunlara yol açıyor. İslam ülkelerinde yönetim pozisyonunda olan, güç sahibi olan kişiler, İslam'ın emirlerini hiçe sayıyorlar. Ellerindeki gücü kendi krallıklarını ayakta tutabilmek için, kişisel çıkarlarını korumak için kullanıyorlar. Ülkenin tüm maddi menfaatlerini kendi çevrelerinin ve arkadaşlarının çıkarı doğrultusunda yönetiyorlar. Maalesef İslam hakkında sergilenen kötü, diktatör, terörist ve katil denen pek çok iftiralara karşı bu kısım Müslüman yöneticiler de tabiri caizse çanak tutuyorlar. Küçük bir birey olarak barış mesajını yayabilmemize imkan yok. Ulusal anlamda bu yalanlamış olacak. Çünkü baştaki olan Müslüman insanlar İslam adına yanlış davranıyorlar. Müslümanların faaliyetleri için birçok sorun var. Zorluk var günümüzde. Yani Fransa'da birine gidip, işte İslam aşkı, işte İslam'daki barış, işte İslam'daki güzellik desek de, onlar televizyonda, gazetelerde, İslamist teröristler hakkındaki yazı ve haberlere inanıyorlar. Müslüman ülkelerde kadınlara kötü davranıldığı hakkında pek çok belgesel ve haber izliyorlar ve Müslümanlar hakkında yanlış bir imaja sahip oluyorlar. Bazı şeyler emredilip başka şeyler yasaklandığı hakkında haberler yayınlanırken maalesef İslam hakkındaki gerçeklere zor inanıyorlar. Günümüzde İslam adına, İslam için yapılmış olan bunca çirkinlikler varken, İslam'ın en güzel din olduğunu, evrensel olduğunu söyleyebilmek, ikna edebilmek çok da kolay değil. Peki, İslam'ı nasıl yaygınlaştırabiliriz? Bunun cevabı, İslam adına daha iyi bir tutum sergileyerek diyebilirim. Devletin başındaki insanlardan kapı komşusuna kadar herkesin ailesine, iş arkadaşına iyi bir davranış sergiliyor olması gerekmektedir. Biz iş yerimizde dahi düzgün biri olduğumuzu gösterirsek, inanın bunlar İslam adına o kadar büyük faydalar sağlayacaktır ki. Herkes açık bir din, anlayışlı bir din, barış dini demektir. Ve sadece kendi aramızda durup insanları yargılamamak gerekir. Herkes olduğu gibi kabul etmek gerekir. Müslüman olana da, olmayana da herkese eşit davranmak lazım ki insanlar da bizim dinimizi merak etsinler ve onu kabul edip Müslüman olsunlar. Müzik
Allah aşkı kalplere tesir ettiğinde akan sular durur. Gönlümüz büyük bir huzura kavuşur. Bir anda bütün dertlerimizden kurtuluruz. Her şeyi Allah için yaparız, Allah için yaşarız. İşte Simon kardeşimiz de İslam'a ve davasına teslim olanlardan. Allah, donc c'est l'unique, c'est-à-dire que c'est en notion, c'est ce qu'il y a de supérieur, c'est ce qu'il y a de plus grand. Donc c'est difficile à décrire étant donné qu'on ne peut pas. Allah tektir. Kavram olarak yüce, en büyük olan demektir. Allah-u Teala'yı tarif etmek zor, anlatılması zor. Yeterince zeki ve kalben yeterince saf değiliz tanımlayabilmek için. Yaradan tek ve ilah demek. Tarif edilmesi zor. Tek bir açıklamayla, sıfatlarla, kelimelerle anlatılamaz, kısıtlanamaz. Allah her şeyin tamamı demektir. Allah aşkı hedefimizdir. Gündelik hayatımızda, yaptıklarımızda, söylediklerimizde ne yaparsak yapalım, onu Allah'a aşk için yapıyor olmak gerekir. Allah'a duyulan aşk için yapmak, hayatın hedefini ona koymak. Sözlerimizde veya davranışlarımızdaki hedef, Allah'ın da bizi sevebilmesi. Yani Allah'a duyulan aşkla yaptıklarımızı yapıp Allah'ın bizi de sevebilmesidir hedefimiz. Allah'a sevgi duyarak, ibadet ederek ne kadar iyilik yapılabilirse onun için yapmak. Allah için yapmak. Bu nedenle Allah'a olan aşktan bahsediyoruz. Allah için kardeşlerimizi severiz. Allah için ailemizi severiz. Allah için insanları sevip onlara yardımcı oluruz. Allah aşkını gözeterek kazandığımız her sevapla Allah'ın sevgisini kazanabiliriz. Kainat insanoğlunun aklını alamayacağı kadar büyük yaratılmıştır. Onu anlamaya insan aklı yetmez. İlim bir deryadır. İnsansa bu deryada sadece bir damladır. Bilmediğimiz nice alemler yaratılmıştır. L'univers c'est la création d'Allah. C'est-à-dire que l'univers par définition, il se termine pas, on sait pas. Evren Allah'ın yarattığıdır. Evrenin açıklamasının sonunda bilinmiyor olarak tanımlanır. Yani dünyanın evrenin merkezi olduğunu zannediyoruz. Bir tek bizim var olduğumuzu zannedip evrendeki en önemli unsur olduğumuzu düşünüyoruz. Bilmiyoruz ki evren yaratıldı. Kur'an'da veya hadislerde tam olarak nasıl geçiyordu hatırlamıyorum ama hatırladığım kadarıyla bizim evrenin çok küçük bir parçası olduğumuzdur. Hayal ettiğimizden milyonlarca daha fazla şeylerin olduğunu ve bunu hayal etmeye, hayal gücümüzün yetmeyeceğine inanıyoruz. O kadar geniş ki, rakamlar o kadar büyük ki, bizim anlamamız, tasavvur etmemiz çok zor. Uçsuz bucaksız yaratılmış evren. O kadar büyük ve karmaşık ki günümüzde halen insanlar çözemiyorlar onu. Sadece evren deyip geçiyorlar. Evreni kuşatıp da işte evren şu demektir denemiyor. Evrendeki her yer keşfedilmedi henüz. Belki de evrenin henüz sadece bir saç teli kadarını keşfetmişizdir. Amaç çok büyük bir şey olmadığımızı, dünya üzerine bir insanın pek bir şey ifade etmediğini ve evrenin içinde dünyanın neredeyse hiçbir şey ifade etmediğini kavrayabilmek. Kendimize değer verip, ben değerliyim diyebilmemiz olanaksız. Yani birileri bizi dinliyor. Dolayısıyla önemli biri olduk diyemeyiz.
Yani kendini değerli zanneden biri gururlu, hatta günahkar olmuş olur. Çünkü evren o kadar uçsuz bucaksız, o kadar sonsuz ki bir insan isterse dünyanın en zengini ve kudretlisi olsun. Dünyada ne yaparsa yapsın, evren için hiçbir şey ifade etmez. Evren kavramı ne olduğumuzu gösteriyor. Yani çok bir şey ifade etmiyoruz. Zaten bunu da bu şekilde algılayıp, gururlanıp, günahkar olmaktan kaçınmak gerekiyor. Şöhret afettir. Simon'a göre batılı toplumlar şöhretin ve zengin olmanın peşinden koşuyor. Oysa Simon şöhret yerine samimi arkadaşlarının olmasını tercih ediyor. İnsanın kara gün dostlarının olması gibisi var mıdır? Les catholiques, en tout cas les occidentaux, puisque bon, on peut pas forcément les qualifier de catholiques, pas tous, c'est une minorité. Donc, je pense que les occidentaux aujourd'hui ont l'impression que la terre. Katolikler ya da Batılılar da diyebiliriz. Onlara göre dünya hayattaki en önemli şey. Ve onlara göre en önemli şey biliniyor olmak, tanınmak, meşhur olmak. En zengin, en ünlü, en güçlü, en komik, en iyi futbolcu, en iyi şarkıcı olmak. Bakış açıları kısa süreli. Yani ünlü olup televizyonlara çıkanları görüyoruz. İnsanlar kendilerini sergiliyorlar. Bu insanlar illaki çok zeki falan değil. Ünlü oluyorlar çünkü sayelerinde gazete satışları artıyor. Televizyonlara izlenilen programlar sayesinde para kazandırıyor. Yani 6 ay boyunca ünlü olup, unutulup, psikolojik olarak yaralanıyorlar. Bugün en ünlü liste başlarında yer alan kişi, gün geliyor, başkası yaptığı farklı bir şey yüzünden yerini aldığında bir önceki ünlü kişi unutulacak ve bunu hazmetmesi de kolay olmayacak. Yani ünlü olmak istiyorum, herkesin beni tanımasını istiyorum deyip sonra unutulup depresyona girip kötü hissetmek değildir amaç. Amaç evrendeki yerimin çok bir şey ifade etmediğini biliyorum ama kendim için, ailem için, arkadaşlarım için ne yapabilirim demek. İnsanlar çevresi ve yakınları için ne gibi bir iyilikte bulunabilirim diye düşünmüş olsa zaten dünya çok daha güzel döngüsünü devam ettirirdi. Böylece dünyada egoistlikten kurtulma olurdu. Fransa'da ünlü olmaktansa arkadaşlarımın bana güvenebiliyor olması, başları sıkıştığında yanlarında olacağımı biliyor olmaları benim için daha önemli. Herhangi bir şey yapıp televizyona çıkıp ünlü olan kişiyle benim gibi düşünen biri aynı onuru taşımıyor. Birbirinden farklı iki görüş anlatayım size. Biri olaylara Müslüman bir bakış açısı getirip farkındayım, fazla bir şey ifade etmiyorum ama en azından insanlara yardımcı olmaya çalışıyorum diyor. Diğer görüş, yani gayrimüslim olanı ise ne yapsam, ne etsem de ünlü olsam, adım duyulsa diye düşünüp bazen çok büyük günahlara bile yol açabiliyor. Çünkü ünlü olabilmek için her şeyi yapmaya hazır olan bir düşünce şekli en büyük tehlikedir. Bir rehberdir Peygamber Efendimiz. O bizim yol göstericimiz, önderimiz. Onun yaşadığı hayatı keza anlayamadık. Her zaman onu örnek almalı, onun gibi olmaya çalışmalıyız. Bize en doğru yolu gösteren Efendimizin hayatı
Simon'ı da oldukça etkilemiş. Alors le prophète, voilà, aleyhi ve sellem, c'est l'exemple. C'est l'exemple à suivre. Quand j'ai appris ce qu'était l'islam, bon, on m'a dit plusieurs choses. On m'a dit, en islam, il y a le Coran. Soit. C'est la règle à suivre. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den bahsedecek olursak, o bizim için en büyük örnek. Örnek alınması gereken kişi, İslam'ı öğrendiğimde bana Kur'an var. Kur'an uyulması gereken kurallardır dendi. Bir kitapta birçok şey yazıyor olabilir ama şu var. Belli bir dönemde yazılmış olan bir kitap. Dolayısıyla yazılmış olan şeylerin hepsi hadis kitaplarında toplanmış. Hadis nedir? Hadis, Hazreti Peygamber'in sözleri demektir. Fiilleri demektir. Hayatı boyunca yaptıklarını anlatan bilim dalıdır hadis. Peygamber Efendimiz'in hayatı bize Kur'an-ı Kerim'i daha iyi anlamamıza, onun bize daha iyi yol göstermesine muvaffakat ediyor, sağlıyor. Hadis-i şerifler Kur'an-ı Kerim'i doğru yorumlamamıza ve bize gittiğimiz yolda açıklık ve netlik getirmesinde fayda sağlıyor. Hayatımızda neleri örnek almamız gerektiğini söylüyor. Yani Hazreti Peygamber Efendimiz bizim için en büyük örnek ve dünyaya gelmiş geçmiş en iyi insan. Günümüzde amaç her ne kadar zor olsa da, çünkü öylesine bir iman sahibi olup onun davrandığı gibi davranmak neredeyse imkansız. Hele ki Fransa gibi toplumlarda yaşıyorsanız, amaç onun hayatını, falanca olaya karşı nasıl bir tepki vermişti onu, bu veya şu konudaki görüşü neydi diye öğrenmeye çalışmak. Onun gibi yapmaya çalışmak. İşte onu rehber kabul etmenin en büyük yolu bu. Yapılması zor, toplumlar karşı çıkabiliyor ama doğru olan bu, doğru yol bu. Dolayısıyla nasıl yapabilirim, nasıl başarabilir, sünnet üzere onun gittiği yolda nasıl yürür ve onun gibi yaşarım diye düşünmemiz gerekiyor. Günahlardan nasıl kaçabilirim, tuzaklardan nasıl kaçabilirim diye gayret etmemiz gerekiyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizim için mükemmel bir örnek. İslam'ın kitabı Kur'an, o bize hep doğru yolu gösterir. Bir kılavuzdur Kur'an Müslümanlar için. Kılavuzu olmayan beşer yolundan şaşar. İşte bu doğru yoldan çıkmamak için Kur'an'a sımsıkı sarılmalıyız. Simon da Kur'an-ı Kerim için bakın bize neler söyleyecek. Benim için Kur'an-ı Kerim bir anlamda hayatımın kullanım kılavuzu. Yani bir din var. Aşağı yukarı ne olduğunu biliyoruz. Fakat somut olarak kurallar onda yazılı. Kuralların onda yazılı olmuş olması bir avantaj. Çünkü hataya mahal yok. Tanımadığınızda ne olabileceği konusunda ilgilenmediysek, şaşırtıcı oluyor tabii ki. Nedir, nasıl bir kitap o kadar çok şeyi barındırabilir diye sorgulayabiliyorsunuz. Asıl sorulması gereken soru şu, hiç ilgilenmeye çalıştın mı? Açıklamalarını anlamaya çalıştın mı? Diye kendi kendimize sormamız gerekiyor. Önemli olan Kur'an bir şeylere açıklık getirdi mi hayatımızda? Bir şeylere ışık tutabildi mi diye sorulması gerekiyor. Ve bunun cevabı muhakkak evet olacaktır. Yeter ki biz Kur'an-ı Kerim'e gerekli önemi verelim.
Kur'an'da matematiksel, bilimsel olarak yaklaşık 1500 yıl önce vahiy yoluyla bildirilmiş olan şeyler var. Örneğin kadınların hamilelik süresince geçecek oldukları safhalar, embriyondan doğuma kadar açıklanıyor. Bunu batılı bilim adamları en fazla 100 yıl önce açıklayabildiler. Belki de 100 yıl önce henüz yumurtacık bilinmiyordu bile. Bu tarz şeyleri Müslümanlar yüzyıllardır biliyorlar. Mesela çok basit bir örnek var. Toprak ve deniz kelimelerini ele alacak olursak, deniz ve toprak kelimelerinin ve bu konu üzerindeki geçen kısımların Kur'an'daki kapsadığı yeri düşünelim. Dünyada da geçerli. Yani dünyadaki denizlerin ve toprağın kapsadığı yer ile Kur'an'daki geçenlerin, ayetlerin sayısı ve kapsadığı yer aynı. Bilim adamları 50 veya 60 yıldır toprak ve deniz kelimesinin dünyada da %60 deniz, %30 toprak olduğunu söylüyorlar. Kur'an'ın da ortalama %60 deniz, %30 toprak kelimesi geçiyor. Bundan 1500 yıl önce vahiy yoluyla bildirilmiş olan şeyler bunlar. İnsanlar o zamanlar bunu bilmiyordu. Daha birçok matematiksel örnekler var, burada saymak çok uzun sürer. Mesela erkek kelimesi ne kadar geçtiyse, kadın kelimesi de o kadar geçiyor Kur'an'da. Kötü kelimesi ne kadar geçiyorsa, iyi kelimesi de o kadar geçiyor. Cennet kelimesi ne kadar geçiyorsa, cehennem kelimesi de o kadar geçiyor. Bunlar insanın yapabilmesi imkansız. İnsanın Kur'an'ı kendi kendine yazabilmesi için yaratılış itibariyle imkanları kısıtlı.